Bismillahirrahmanirrahim. Dördüncü nükte. Kur'an-ı Hakim'in hakiki tercümesi kabil olmadığını 25. söz ispat etmiştir. Hem manevi icazındaki ulviyeti üslub ise tercümeye gelmez. Manevi icazında olan ulviyeti üslub cihetinden gelen zevk ve hakikati beyan ve ifham etmek pek müşkil. فقط يولوجو ستارماكتشين بريكي جهة إشارة ذا جيس قرآن موجز البيان ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم والسماوات مطويات بيمينه يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقًا من بعد خلق في ظلمات ثلاثٍ خلق السماوات والأرض في ستة أيام يحول بين المرء وقلبه لا يعزب عنه مثقال ذرة يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور جب آية لرلا O derece harika bir أُسلوب hallakiyetin hakikatını hayale tasvir ediyor, gösteriyor ki, sani alem olan şu kainatın ustası, iş başında olarak, şems ve kameri hangi çekiç ile yerlerine çakıyorsa, aynı çekiç ile, aynı anda, zerreleri yerlerine, mesela zihayatların göz bebeklerinde yerleştiriyor.'' semavatı hangi ölçü ile, hangi manevi alet ile tertip edip açıyorsa, aynı anda, aynı tertip ile gözün perdelerini açar, yapar, tanzim eder. Semavatı hangi ölçü ile, hangi manevi alet ile tertip edip açıyorsa, aynı anda, aynı tertip ile gözün perdelerini açar, yapar, tanzim eder, yerleştirir. Hemsani-i Zülcelal, manevi kudretin hangi manevi çekici ile yıldızları göklere çakıyorsa, aynı o manevi çekiç ile beşerin simasındaki hadsiz alamet-i farika noktalarını ve zahiri ve batını duygularını yerlerine nakşediyor diye ifade eder. Demek o sani izül celal iş başında. İşlerini hem göze hem kulağa göstermek için ayatı Kur'aniye ile bir çekici zerreye vuruyor. Aynı ayetin diğer kelimesiyle o çekici şemse vuruyor. Merkezine çakar gibi ulvi üslub ile vahdaniyeti aynı ehadiyet içinde ve nihayet celali nihayet cemal içinde ve nihayet azameti nihayet hafa içinde ve nihayet vüsati nihayet dikkat içinde ve nihayet haşmeti nihayet rahmet içinde ve nihayet budiyeti nihayet kurbiyet içinde gösterir. Muhal telakki edilen cem ezdadın en uzak mertebesini vacip derecesindeki bir suretini ifade eder ispat edip gösterir. İşte bu tarz ifadesi ve üslubudur ki en harika edipleri belagatına secde ettiriyor. Hem mesela ve min ayatihi en taquma es-sema'u vel-ardu bi emrihi thumma iza da'akum min el-ardi iza antum tahrucun ayetiyle Şöyle bir üslubu Ali ile saltanat rububiyetindeki haşmeti gösterir. Şöyle ki gökler ve zemin iki muti kışla hükmünde ve iki muntazam ordu merkezi suretinde tek bir emirle veya boru gibi bir işaretle o iki kışlada fena ve Adem perdesinde yatan mevcudat o emre kemal süratle ve itaatle lebbeyk deyip Meydana haşir ve intihana çıkarlar İşte haşir ve kıyameti ne kadar mucizane bir üslubu bu ali ile ifade edip ve o davanın içinde bir delili iknaiye işaret ediyor ki bil müşahede, nasıl ki zeminin cevfinde saklanmış ve ölmüş hükmündeki tohumlar ve cev ve semada Adem'de ve küreyi havaiyede dağılmış saklanmış katreler Nasıl kemali intizam ve süratle haşr olup her baharda meydanı tecrübe ve imtihana çıkıyorlar. Zeminde hububat, semada katarat her vakit bir mahşer nümun suretini alırlar. Öyle de haşr-ı ekber dahi öyle kolay zuhur eder. Madem bunu görüyorsunuz onu dahi inkar edemezsiniz. Ve hakeza şu ayetlere sair ayattaki dereceyi belagatı kıyas edebilirsiniz. Acaba şu tarzdaki ayatın hakiki tercümesi mümkün müdür? Elbette değildir. Olsa olsa ya kısa bir meali icmali veya ayetin her cümlesi için 5-6 satır tefsir yazmak lazım gelir.